Bir hareket yaparsan seni hamam kurnası gibi delerim. Evet, del de görelim. Deliyim de gör. Stop! 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 Sahneyi rezil ettin! Nereden buldun bu tabancayı be? Kim verdi bunu sana? Bu tabanca benim! Bu Allah seni kahretsin! Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın! Allah kahretsin! Kim getiriyor böyle hıyarları oyuncu diye be? Hem film gidiyor burada hem de zamanımız harcanıyor! Yoksa bu kıl kuyruğu sen mi getirdin? Duydun değil mi kıl kuyruğun dediğini ha? Duydun değil mi? Beni mahvettin! Yedim seni şimdi! Yedim ulan seni! Yedim! Yedim! Oh. Yedim! Allah kahretsin! Ne haber Cengiz? İyidir hocam. Bomba hazır mı? Kabloları bağlayayım, tamam. Yaşa aslanım benim! Hah, Cemal Bey yüzünü ve elbisesini temizletene kadar biz evin bombayla uçma sahnesini çekelim. Dört kamerayı göstermiş olduğum yerlere yerleştirin. Bombayı kim atacaksa bana gelsin ne yapacağını anlatayım. Patlamayı tekrar etmenin imkanı yok! Malzeme yetersiz! Başaramazsak hapı yuttuğumuzun resmidir. Aman çocuklar, gözünüzü seveyim, dikkatli olun, olmaz mı? Merak hiçbir hata istemiyorum, tamam. Ha? Hadi göreyim sizi! Bu hıyarda kendini dünyanın en büyük rejisörü sanıyor. Bunun çektiği filmi ben kıçımla çekmezsem eşşi olayışıyım ben! Hadi yürü, işimize bakalım! Cengiz ya, ne yapıyorsun? Bombanın tellerini bağlıyorum. Cemal Bey sana çok içerledi namussuzum. Ha Osman, korkarım seni bir dahaki filminde istemez. Bende bu oyun kabiliyeti varken, çok daha peşimden koşar. Versene, biraz da telleri ben bağlayayım. Olmaz, bozarsın sonra ya! Cengiz! Buyur hocam! Gel oğlum! Gel, gel! Sen de dinle Cengiz! Bak oğlum! Şu bombayı dükkanın penceresinden içeri atacaksın, tamam mı? Tamam hocam! Cengiz sen de, bomba pencereden içeri girer girmez, şartele basıp bombayı patlatacaksın! Peki! Aman çocuklar, gözünüzü seveyim, en ufak bir hata işi bombok eder! Bütün emeklerimiz boşa gider sonra, tamam mı? Kameralar yerlerinde hocam, her yer hazır! Bakın çocuklar, bir daha anlatıyorum! Bomba nasıl patlatılacak, anlatıyorum! Eğer kim hata yaparsa, mahvederim! Bitiririm, yok ederim, tamam mı? Söylediğim gibi, sen pencereden bombayı atacaksın, sen de şartele basacaksın, bomba patlayacak! Bum! Kim patlattı lan bunu ha? Kim patlattı? Bana bunu nasıl yaparsınız? Mahvoldum! 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 Ulan inek! Sen patlattın ha? Evet! Ne güzel patladı değil mi? Çekebildin mi bari? Yaktın beni it oğlu it! Şimdi görürsün! Gel buraya! Kaçmadın! Kaçmalıyorum sana, buraya gel! Dur! Kaçma! Dur diyorum! Dur diyorum sana! Ulan bir elime geçeceksin! Bir gün elime geçeceksin nasıl olsa! O zaman yiyeceğim seni ulan! Yiyeceğim! Yiyeceğim! Hıyartı, iyi bakıyor. Sonra da kabahati bana yüklemeye çalışıyor. Yönetmen mi, hamal mı belli değil. Allah Allah! Bir hareket yaparsan seni hamam kurnası gibi delerim. Kıpırdama, teslim ol! Ulan sizin bu sahnede işiniz yok! Bok ettiniz her şeyi! Oğlum, ah. Senden iftihar ediyorum! Anlat, olay nasıl oldu?
Anlatayım, sahne şöyle. Bu delikanlı çantayla dışarı çıktı. Ateş etti, bekçiyi vurdu. Hani vurulan bekçi iyi eleman, iyi figüran. İyi öldü, çok beğendim. Nereden bulmuşlar bunu, hayret yani. Neyse, delikanlı çantayla arabaya daldı. Hı. Bakıyorum gelen yok. Sahne bozulmasın diye fırladım, tabancayı dayadım, işte böyle. Tetiğe bastım. Ulan bu tabancadan kurşun yerine boya çıkıyor ya. Seni Kars'a sürdüreceğim, üste karşı saygısızlıkla. Ulan her gele, ulan her gele. Bu yönetmen seni de manyak. Perişan edeceğim ulan, perişan komiserim, edeceğim seni ulan, her gele seni. Herkes bakıyor, ne yapıyorsun? Biz meslektaşlar böyle kızarak şakalaşırız. Hadi gel oğlum, şimdi seni müdür beye götüreyim, hadi. Müdürümüz senin gibi bir bekçiyle tanışmak için sabırsızlanıyordur. Bizim müdür çok iyi insandır. Çok iyi bir insan. Anlaşırsak iyi para verir mi? Zannediyorum 30.000 alırsın. Bir yıllık maaşının karşılığını ikramiye olarak alırsın. Çok iyi. Öteki şirketteki hıyarlar da benim bu kadar çok para aldığımı duyarlarsa çıldırırlar hasetlerinde. Herhalde sizde başrol oynarım. Zaten şimdi bile başroldesin. Bir anda herkesin üstüne çıktın. Demek oynadığım oyunu beğendin. Aa, çok. Polis teşkilatı seninle iftar ediyor oğlum. Gel. Gel benim aslan oğlum. Ben de kadromda senin gibi bir bekçinin bulunması dolayısıyla iftihar ve gurur içindeyim. Ben de içindeyim. Vali Hazretleri emir buyurdular. Polis kolejinde tertiplenecek bir merasimde sana nişan takacaklar. Kız güzel mi bari? Ha? Ama ben sözlüyüm. Sakın duymasın ha. Hadi gidelim oğlum. Sayende terfi edeceğim. Yürüyerek mi gideceğiz? Arabayla gideceğiz. Yakalayın bunu. Yoksa Vali Bey'e rezil oluruz. Hadi. Başla. Eroin torbaları tamam mı, bir bakalım. Eksikse kendine mezar ara Arif. Üç, sen kaydet. Ulan ortalıkta şeker yok. Siz torbalayıp satıyorsunuz he? Bana da üç torba verin. Benim evde şeker kalmadı. Abi bizi yakalatmazsan üç torba veririz. Beş torba olmaz mı? Olur. Ulan! Aman Allah'ım! Komiser Ahmet! Nihayet seni suçüstü yakaladım Rıfat. Hem de eroin torbalarıyla. Bayağı iyi mal satıyormuşsun. Götürün bunları. Hastanım benim. Biz de senin neden kaçtığını anlayamamıştık. Meğer bunları yakalamak için koşmuşsun. Senin sayende yıllarca yakalayamadığımız bir eroin şebekesini yakaladık. Senden iftihar ediyorum. Eminim müdür bey de iftihar edecektir. Edecektir. Ali Hazretleri, size gelmekte biraz geciktik biliyorum. Çünkü bekçimiz yeni bir başarıya ulaştı. Yıllardır peşinde olup da bir türlü yakalayamadığımız bir eroin şebekesini biraz evvel tek başına yakaladı. Evet, evet sağ olun efendim, sağ olun. Seninle ikinci defa iftihar ediyorum oğlum. Ben de seninle iftihar ediyorum, gel bakayım. Seni de sonra öpeceğim. Gel bakalım, gel. Vali Hazretlerini bekletmeyelim. Senin sayende vali olacağım. Allah Allah. Peki o ne olacak? Onu Kars'a emniyet amiri yaparlar. Aa, çok uzak. O zaman Erzurum'a yaparlar. Ha bak, orası yakın. Ne yaptı bu polis? Bu polis değil efendim. Bir soyguncu. Polis elbisesi giyip soygun yaparken yakaladık. Anlayacağınız sahte bir polis. Vay utanmaz vay! Sahte polis elbisesi giyersin ha?
Bu sahtekarı önce dövün, sonra da... Ne oluyor? Neyse, dövdükten sonra bırakın. Bırakmak yok. Dönüşte bizle sorgusunu ben yapacağım. Başlayın efendim. Gidelim. Bu sahte polis ne kadar yer? En az 20 sene. Sahte bekçi ne kadar yer? O da 20 sene yer. Daha aşağı olmaz mı? Benim elimde olsa 50 sene veririm. Seninle bu pazarlık yapılmaz. Durun, 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 hanım durun. Yine bir işin kokusunu aldı. Yine birini yakalamaya gidiyor. İnşallah bu sefer yakalayacağı Kasımpaşa canavarıdır. Kasımpaşa canavarı ise ben garanti vali olurum komiser. Sen de emniyet müdürü. Sağ olun vali bey. Gel bunu kutlayalım. Bir duble viskiye ne dersin? İki duble olsun derim. Oo, gel bakalım. Değerli arkadaşlarım. Hamdi Bey'in sizlere yaptığı iyiliği biliyorsun. Hepinizi yer yurt sahibi etmesine rağmen... ...sizler sözünüzde durmayıp borçlarınızı ödemediniz. Buna iyilik mi derler? Sözümüz sözdür. Yalnız borcumuz gittikçe arttı. Üç derken beş oldu. Bizler bunu anlayamadık. Ödemeyeceğiz demiyoruz. Ödeyeceğiz ama... ...ilk borçlarımızdan bir kuruş bile fazla vermeyiz. 50'şer bin liradan günü gelince borcumuzu öde... Ne 50 bin lirası be? Hepinizin ayrı ayrı 500 bin lira borcu var. Yalan! Sahtekarlık bu. Borcumuz 50 bin liradır. Bizde yalan yok. İşte senetleriniz. Altlarındaki imzalar sizlerin. Yalan mı? İşte imzalarınız. Bunları biz atmadık. Bakın, senin değil mi? Benim. Sen de bak. Doğru. O imzalar bizim ama... ...yalan olan 50 bin yerine 500 bin lira yazmanız. Sahtekarlık bu. Asıl siz sahtekarsınız. Ayıp ediyorsunuz. Hamdi abimiz sahtekar olamaz. O hepimizin babası sayılır. Hamza, sen arsanı 50 bin liraya almadın mı? Hayır almadım. Benim 500 bin lira borcum var. Gördünüz mü? Hamza doğru söylüyor. Borcunuzu ödeyeceksiniz. Nasıl ödemezsiniz be? Hamdi abi hiçbirinizi affetmez sonra. Size bir ay mühlet. Ödeyin kurtulun. Aksi halde hepinizin evini ellerinizden alırız. Kendinizi sokakta bulursunuz. Ulan Hamza, biz seni adam bilirdik. Demek sen Hamdi'nin adamıymışsın. Bundan sonra kahvene hiç kimse gelmeyecek. Karşıdaki kahvede oturacağız. Nerede oturursanız oturun. Sizin yerinizde olsam en kısa zamanda borcumu öderdim. Yürüyün arkadaşlar! Şimdi ne yapacağız? İşler iyice karıştı. Haklısınız. Yakında evimizden barkımızdan olup sokakta kalabiliriz. Arkadaşlar benim bir fikrim var. Ne fikri? Durumumuz zor. Ama hep beraber hareket edersek bu işi hallederiz. Önce bir dernek kuralım. Dişimizden tırnağımızdan artırabildiğimizi derneğe yatıralım. Derneğe. Bir ayda kaç para birikir ki? Hepimiz kıt kanaat geçiniyoruz. Başka çaremiz yok ki. Evet, başka çaremiz yok. Tek tek hepimizi harcar bu herifler. Derneğimizi kuralım biz. Senin aklın bu işlere eriyor. Derneği kur, başkanı ol. Tamam. Biz bugünden itibaren bu işe başlayalım arkadaşlar. Yavaş evlat, yavaş. Oraya bak şuraya, karşıya. Hah, oraya. Ha şöyle, bundan sonra biriktirdiğimiz paraları bu kasada, muhtarlık odasında saklayacağız. Hepimize hayırlı olsun.
Arkadaşlar, bizimkisi geliyor, sövüşleyelim. Merhaba çocuklar. Merhaba Osman abi. Merhaba Osman abi. Hey be Osman abi, ne giysen yakışıyor sana. Bekçi elbisesi seni amma açmış ha. Tabii açacak. Var mı Osman abin kadar yakışıklı bir artist? Yok tabii. Osman abi, bir imzalı resmini versene. Resim kalmadı çocuklar. Kağıda imza at yeter. İyi ama kağıt da yok. Kağıt param var ya abi, o da kağıt sayılır. Ulan doğru be. Buyur abi kalem. Al. Sağ ol. Arkadaşlarına da dağıt. Olur abi, sağ ol. Bu Osman kadar keriz herif yoktur dünyada. Bütün parasını imzalayıp bize verdi. Vay salatalık. Osman! Lale? Osman! Polis mi oldun? Polis mi? Ah, ne kadar yakışmış. Nereye tayin ettiler seni? Yoksa buraya mı? Kız elbise rol icabı. Sonra polis değil, bekçiyim. Aa, yoksa bu kılıklı abimden beni tekrar istemeye mi gidiyorsun? Anladım, onu elbisenle korkutup razı edeceksin. Geçen sefer seni abinden istemiştim. Beni öyle bir dövdü ki 3 ay hastanede yattım. Bu sefer kim bilir kaç ay yatarım. Sonra başlık parası olarak 500.000 lira istiyor. Parayı bulmadan gidersem abim beni öldürür. Peki öyleyse. Ben de gider kendi kendime intihar ederim. Dur kız, yapma! İntihar etme! Seni gidip abinden isteyeceğim. Allah büyüktür. Bak bana! Buyur abi. Çay getir. Niye bu Hamza kerestesi tek başına orada oturuyor Muharrem amca? Hamza kelek yaptı bize. Hamdi'yi tutup bize cephe aldı. Biz de bundan böyle onun kahvesinde oturmayacağız. O zaten keleğin daniskasıdır. Öyle. Hoşça kalın. Osman! Buyur Muharrem amca. Bizim oturmadığımız yerde sen de oturma. Gel buraya. Bir kız meselesi var. Halledip şimdi geleceğim. Ne haber Hamza? İyiyim. Baksana Osman abine bir çay yap. Peki abi. Neymiş o kız meselesi? Kardeşini istemeye geldin. Evvelce gene gelmiştin. Gelmiştim. 500.000 lira başlık parası istemiştim. İstemiştim. Olmadığı için dayak yemiştim. Yemiştim. Paran hazır mı? Hazır değil. Demek paran hazır değil. Gene dayak yiyeceğim. Oh. Osman! Osman ne oldu, yine mi vermedi? Vermedi inek. Haraçları topladık Seyfi abi. Yalnız Rıfat bu ay dükkan iş yapmadı diyerekten para vermek istemedi. Gidin o ergelenin dükkanını parçalayın. Dağıtın, duman edin. Bağ üstüne patron. Mahalleye tahliye müddeti verdik efendim. Adamımız kahveci Hamza işi takip edecek. Güzel. Hiç kimseye acımak yok. Hamza'ya söyleyin, daha şiddetli davransın. Toplantıya gidiyorum. Siz de gelin. Konuşmaya başlayalım. Seyfi herhalde gelmeyecek. Bu adamı da beklemekten bıktım. Her toplantıya geç gelip bizi bekletiyor. Herhalde zevk alıyor. Geldim. (Gülüyor)
karşımda şapka ile oturulmasından nefret ederim. Hamdi, duyduğuma göre fakir halka arsa yüzünden eziyet ediyormuşsun. Bu işlerden vazgeç. Herkes kendi işine baksın. Yakında belediye seçimlerini kazanırsam size yardım etmem. Sen belediye başkanı değil, olsan olsan iskele dubası olursun. Yahut da silindir tekerleği. Susun be! Arkadaşlar, toplantıyı açıyorum. Sözü Seyfi arkadaşımıza bırakıyorum. Bazı endişeleri var, söylesin. Arkadaşlar, evvelce haraç alma bölgelerimizi tespit etmiştik. Bazı arkadaşlar diğer bölgelere girip haraç almaya başlamışlar. Bunların tekrarlanmamasını rica ediyorum. Herkes kendi bölgesinde kalsın. Kim bir daha sefere diğer bölgelerden haraç almaya kalkarsa cezalandırılsın. Cezası da ölüm olsun. Kabul edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Sen güzelim. Osman gelsin, hemen başlıyoruz. Seni biraz bekletiyorum ama kusura bakma. Üzülmeyin, bir sanatkar beklemesini de bilmeli. Canım benim. Ulan Osman'a haber vermediniz mi? Vermedik efendim, her gün sete geliyordu, gelecek zannettik. Nasıl haber vermezsiniz be ha? Nasıl haber vermezsiniz? Siz insanı fıttırtırsınız, hepinizi geberteceğim! Bay yöneten, saatlerdir bir figüranı bekliyoruz burada. Ben bir iki kadeh atmaya gidiyorum. Ha? Set hazır olunca beni Nuri'nin yerinden alırsınız, tamam mı? Ama... Aman efendim, patronumuz gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Patron, hoş geldiniz. Hanımefendi, bugün ne kadar güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Niye çalışmıyorsunuz? Şimdi başlıyoruz efendim. Siz şöyle istirahat buyurun, hemen başlıyoruz. Çocuklar hazır olun, ben geliyorum şimdi. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Ne içersiniz? Patron, ne içersiniz? Osman! Allah! Ah, vurmasana lan, vurma, vurma ya! Ne vurması Osman? Nerede kaldın yahu ha? Sen beni mahvetmek istiyorsun. Bak, patron geldi. Döversin diye gelmek istemedim. Seni döver miymiş ya ha? Şimdi beni iyi dinle. İçeride patron var. Kendini gösterirsen, belki sana bir başrol çeker. Bu senin son şansın ha! Rolünü iyi dinle. İçeri gireceksin, sandalyede Esin Eser oturuyor, tamam mı? Adam akıllı Esin'i döveceksin, tak 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 tak! Tamam mı? Göreyim seni, hiç falso yapma! Sakın karıştırmayasın ha! O sandalyede oturan Esin Eser, esmer olanı Esen... Yok hayır, sarışın olan Esin Eser. Anlaşıldı değil mi? Tamam mı? Merak etme hocam, Esen'i paramparça edeceğim. Aferin! Gel deyince içeri geleceksin, tamam mı ha? Hadi göreyim seni. Tamam. Şimdi başlıyoruz sayın patron. Gel güzelim, şöyle otur bakayım. Evet. Ha. Şimdi Osman gelecek, seni bir güzel tokatlayacak. Karşı gelmek yok. Müdahale tamam. Etmek yok, tamam değil mi yavrum? Tamam. Evet, başlıyoruz çocuklar. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Kamera! Kamera! Osman gel! Duramıyorum ya! Gelsene be! Kim? O patronun karısı! Has kafalı! Kovun bu sana! Kovun!
Kovun diyorum! Atın şunu dışarı! Bırakın beni! Atın! Allah Allah, bir yanlışlık oldu galiba! Bırakın lan! Sen şaşırır mı be? Bıraksana be! Osman, niye delinmiş kayık gibi yana yatmış geliyor? Herhalde işleri ters gitmiş olmalı ineğin. Merhaba arkadaşlar! Merhaba. Merhaba! Herkesi yemeğe davet ediyorum. Sonra da bir gazinoya gider eğleniriz. Ne o? Yoksa piyangodan para mı çıktı? Meteliğim yok. Kafam filmcilere kızdı. Biraz efkar dağıtırız dedim arkadaşlarla. Oğlum, sen oynattın galiba. Oynatacaktım ama oyun havası çalacak bir zurnacı bulamadım. Gırgırı bırak Osman! Paran yoksa lokantacı dayaktan bizi paramparça eder vallahi. Oğlum ben filmlerden dayak yemeye alışkınım. Lokantada beni getirdikleri hesaba göre döverler. İki tokat da bahşiş için atarlar, olur biter. Anlaşıldı. Sen hiç gazinocu dayağı yememişsin. Gazinocu dayağı yemedim ama jön dayağı çok yedim. Jön dayağının yanında gazinocu dayağı yayla çorbası gibi kalır. Bırakın şamatayı. Davetimi kabul edip gelen var mı? Ben varım. Çoktan beri fiyat artışından içki içemiyordum. Sayende belki şöyle adam akıllı kelleyi bulurum. Yaşa olan konyakçı! Bugün alkol komasına girebilirsin. Ben de geliyorum. Senin dayak yemeni zevkle bir seyredeyim. Ben de geliyorum. Ben de. Çok sayın saygıdeğer abimiz buyurun. Bir eksiğiniz varsa emredin. Bütün masraflarınız patronumuz tarafından ödenecektir. Ödensin bakayım. Yahu amma itibar ediyorlar sana. Sen beni ne zannediyorsun oğlum? Tanıyorlar, seviyorlar. Hadi şerefe. Arap, sen de iç oğlum. Hadi bakayım, hadi canım benim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Safa bulduk. Ne kadar size layık değilse de buyurun. Efendim, bir emriniz olursa bana bildirin. Olmaz mı? Müsaadenizle. Ya üstelik bir de para veriyorlar. Verecekler tabii. Meşhur adamlara para da veriyorlar. Biraz da başka yerlere gidip eğlenelim, he? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Niye geleceğinizi haber vermediniz? Haber verseydiniz sizi kapıda karşılardım. Buyurun emanetinizi. Emirlerinizi bekliyorum. Bir şey olursa içerideyim. Hayır, dışarıda ol. Peki efendim, emredersiniz, dışarıda olurum. Bu ne be Osman? Herkes sana para veriyor. Senin aklın ermez. Bu patron da sanatçılardan anlıyor. Beni tanıyor tabii. Hadi şerefe içelim. Arap sen içme, bokunu çıkarıyorsun. Gülenler de içmesin. Tek ben içiyorum. Ooo! Hoş geldiniz abimiz. İçerisi kalabalık olduğu için sizi burada ağırlamaya çalışacağım. Çalış, çok çalış. Çalışıyorum. Arzu ederseniz salonu boşaltayım. Müşterileri dışarı atayım. Lüzum yok. Burası iyi. Ver bakayım. Affedersiniz. Sahi unuttum. Buyurun. Müsaadenizle. Amma iş be! Her gazinoda bedavadan yedik, içtik, bir de üste para verdiler. Ulan sen hakikaten meşhur bir artistmişsin. Buna 500 bin lira var. Benim başlık parası çıktı. Osman, mahalle namına senden bir ricamız var. Neymiş ricanız? Mahallede bir derneğimiz var. Evlerimizi Hamdi Bey'den kurtarmak için para biriktiriyoruz. Sendeki 500 bin lirayı derneğe verirsen... Birkaç kişinin evi kurtulmuş olur. Veremem. Ben Lale'yi almak için Hamza'ya bu parayı başlık parası olarak vereceğim. Size bu parayı verirsem ben sonra başlık parası nereden bulurum? Senden rica ediyoruz. Parayı bize ver, biz senin namına Lale'yi kaçırırız. Ben kanunsuz iş sevmem. Anlaşıldı. Bu inek parayı vermeyecek. Hadi yürüyün çocuklar! Ya
Yani vallahi Muharrem Bey, Osman'a gazinoda gösterilen alakaya şaştık. Yahu her gazinoda cebine para koydular. Tam 500 bin lira topladı. Parayı dernek için istedik, vermedi. Osman geliyor. Parasını getirdin galiba Osman. Getirmiştim ama vazgeçtim. Muharrem amca, parayı derneğe bağışlıyorum, alın. Sağ ol Osman! Seninle iftihar ediyoruz. Bundan böyle dernek başkanımız sensin. Al kasanın anahtarını, al. Senin sayende mahallemiz tefecilerin elinden kurtulacak. Aziz ve muhterem kardeşlerim, hepinize layık olmaya çalışacağım. Yaşa, yaşa! Yaşa. Aslanım. Osman! Ulan Ergele! Bundan sonra parayı getirsen de, sana kız kardeşimi vermeyeceğim. Astır lan! Ulan namussuz! Gel lan buraya! Kaçma! Kaçma yedim seni! Yedim seni! Parça parça etme sen namussuzun, kaçma! Kaçma gel buraya! Gel buraya parçalı şaşırı! Gel buraya! Aha! Susamış ayı. Demek para toplamak için dernek kurdular ha? Evet efendim. Osman denen hergelenin biri yarım milyon lira bağışta bulundu. Onun canına tükürmesini bilirim. Demek benim bölgedeki gazinodan haraç almış ha? Evet efendim. Yanında yeni adamlarla gelmiş. Bana hemen o Seyfi denen iti bulun. Hı hı. Peki efendim. Alo, evet burada. Seni istiyorlar patron. Alo? Benim bölgedeki haracı almışsın. Anlaşmayı bozdun, sen kalleş birisin. Ne haracı? Anlamazlıktan gelme. Bir daha yaparsan seninle külahları değişiriz. Alo, patron seni istiyorlar. Alo? Bölgeme tecavüz ettin Seyfi. Bir daha yapma, affetmem. Alo? 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 Bak Seyfi, bu sefer seni affediyorum. Bir daha benim mıntıkamdan haraç almaya kalkarsan fena olur. Biri benim hesabıma gidip başkasının bölgesinden haraç toplamış. Gidip öğrenin kimmiş. Bastın efendim. Evet. Seyfi Bey gelip aldı parayı. Ben kendi elimle verdim. Emin misin bizim patron Seyfi olduğunu? Ha, yemin ederim. Dedim ya, ben kendi elimle verdim parayı. Allah Allah! Bunda bir iş var. Bir yanlışın olmasın. Patron parayı almadığını söylüyor. Nasıl olur? Ben kendi elimle verdim parayı. Hayret! Evet, parayı ben elimle verdim. Emin misin? Evet, eminim. Olmaz öyle şey. Yalan söylüyorlar. Maalesef doğru efendim. Yanınızda da başka adamlar varmış. Parayı siz almışsınız. Demek bize itimadınız azaldı.
Size her zaman güvenim var. Acaba ortada ne dümenler dönüyor? Benim yerime parayı kim almış araştırın. Bulun Ergele'yi. Peki efendim. Sen dışarıda bekle Kıvırcık. Osman gelince haber ver. Oldu abi. Arkadaşlar, şu Hamza ineğinden kurtulamazsak perişan olduğumuzun rehberi. İnek şimdi bizden haraç almaya da başladı. Vermezsek Ergele bir ton sopa atıyor. Vallahi geceleri uyuyamaz oldum. Vurduğu yerler sabaha kadar hep sızlıyor. Şey, iyi ama Hamza'ya bir bok olursa ben nasıl kafayı bulurum? Siz beni onun gibi dövüp kafayı bulduramazsınız. Kes ulan tantanayı, konyakçı. Ben çaresini anlattım size. Bir daha anlatayım. Birini Hamza'nın üzerine salacağız. Hamza onu pataklarken biz oraya polis getireceğiz. Ve polis Hamza adamı döverken yakalayıp hapse atacak. İyi ama kim Hamza'dan dayak yemek ister? Deyyus öyle vuruyor ki sanki insanın üzerinden otobüs geçiyor. Kimseyi razı edemeyiz. Beni dövsün. Hadi ulan, bu seferki dayak kuvvetli olacak oğlum. Dayanamazsın. Ama bizim gerzek Osman'ı üzerine salabiliriz. Nasıl? Görünmezlik dümeni. Osman'a çok iyi bir ilaç bulduk diyeceğiz. Bilirsiniz o meraklı turşucudur. Sonra Hamza'nın kız kardeşi ayağına çok dayak yedi Hamza'dan. Hemen atılacaktır ilacın üzerine. Hamza da Osman'ı en iyi cinsten güzel bir hastanelik ederken biz de polisle gelir Hamza'yı yakalatırız. Ve böylece o pezevenkten kurtulmuş oluruz. Yaşa ulan Arap. Bu aklınla fazla yaşamazsın. Celal abi, Celal abi, Osman abi geliyor. Tamam oldu bu iş. Hemen tantanaya başlayalım. Tezgaha kuralım. Şimdi dümenden ilaç için kavga edelim. Hadi. Fena olacağız ha! Evladım bırak! Ben hepinizin abisi sayılırım, gereksiz! Şu şeyi ver bana! Kapalı dostum, sinirleniyorum ama! Arkadaşlar! Niye birbirinizi yiyorsunuz? Siz kavga etmezdiniz hiç! Bu ilaç için Osman! Ne varmış o ilaçta manyaklar? Görünmezlik ilacı Osman abi! Bu ilacı içen görünmeyen adam kılığına giriyor! O da bir şey mi deve? Ben senin suratına bir sıçayım, kenef kılığına girersin. İlaç bozulmadan içiyorum arkadaşlar! Uyanıklığı bırak ulan! İlaç benim hakkım. Görünmeyen adam olup Hamza'yı ben parçalayacağım. Bu şişe sayesinde doğduğuna pişman edeceğim Hamza'yı. Hamza'yı mı? Hamza'yı be abi, hepimize kan ağlattı. Kıvırcık! Buyur abi. Aynayı getir de aynanın karşısına geçip güzelce bir yok olayım. Peki abi. Aynaya bakıp da şöyle zevkle bir kaybolmak istiyorum. Ver ilacı! Dur! En çok ben dayak yedim Hamza'dan. Görünmeyen adam ben olacağım aynaya baka baka. Verin ben içiyorum ilacı. Bana bir şeyler oluyor ya. Aa! Görünmüyorum. Kayboldu. Görünmeyen Osman adam kayboldu. Oldum ben. Nerede Osman? Osman. Buradayım, görmüyor musun? Neredesin Osman? Gözümüzün önünde yok. Osman. Osman. Osman! Osman neredesin Osman. Kardeşim? Allah! Osman neredesin Osman? Osman kardeşim. Ya Osman söyle ne değiştir Allah? Sen burada. Sen burada değil mi? Sen burada ben görüyorum. Sen burada. Yapma vurma! Ulan bu inek fena vuruyor be. Neredeyse çenem kırılacaktı. İdare et çaktırma Yuradi. Osman neredesin? Neredesin? Osman, Osman kardeşim. Buradayım görmüyor musun? Osman. Bana bak sen vuruyorsun bana. Vurma. Sen ki vurursan fena olursun. Durun, kavga etmeyin çocuklar. Osman'ı bulalım biz. Osman, Osman'cım neredesin? Allah Allah, uçlu gitti adam ya. Ulan ziyanlar, ben şimdi gidiyorum, Hamza'nın da işini bitireceğim. Yedirdik sana, sen polise git, biz de kahveye gidiyoruz. Hadi.
Göremiyorum! 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 Ne oldu Hamza abi, hasta mısın? Gözüme karabiber kaçtı, göremiyorum! Yıkadım, para etmedi! Gel, gel otur şöyle! Koş, koş bana bir doktor getir! Şimdi abi! Beni görmediğine! Tabii göremez! Görünmeyen adamım ben! Kim var orada? Kim var orada dedim! Söyle kim var orada? Kim var? Benim Osman! Beni göremiyorsun değil mi? Neredesin ulan? Sana karşıma çıkma demedim mi? Dedin ama çıktım! Hamza! Bana kardeşini vermezsen ağzına tüküreyim! Ulan seni bir görebilsem, bir yakalarsam... asıl ben senin ağzına tüküreceğim! Göremezsin ayı! Son defa soruyorum! Bana Lale'yi verecek misin? Yoksa döverim ha! Döverim ha! Döv de görelim bakalım! Neredesin? Neredesin? Elime gel! Benden gitti! Elime gel, neredesin? Gölde gösterin! Veriyor musun lan kardeşini, hı? Verenin ağzına tüküreyim! Süpürgeyi kopardık ya! İçeride polis bey! Bu adamın yaptıklarından bıktık! Her gün 10 kişiyi dövüyor, 10 kişi! Açın şunu, çekilin! Çekilin diyorum! Şimdi Hamza yuttu! Kanun namına tutukluyorum seni! Yürü karakola! Beni görüyor musun? Görüyorum tabi! Kanun görür tabi! Hadi dağılın, dağılın! Hamza'yı dörde katladım, şimdi de beni katlayacak! Yürü! Seni de döveceğim! Hasta içeride doktor bey, buyurun! Şşt! Kim hasta olan Orhan söyle! Hamza'nın gözlerine biber kaçmış, görmüyor abi! Eyvah! Hamza Osman'ı bir yakalarsa bu sefer garanti öldürür! Beni çabuk iyileştir doktor! Osman denilen hergeleyi hapisten çıkartıp, kemiklerini kırıp... hastaneye yollayacağım! Komiser bey, bizi yanlış anlamışlar! Biz Osman'la şakalaşıyorduk, kavga etmiyorduk! Hiçbir şikayetim yok! Onu affetmenizi rica ediyorum! Zaten yakında eniştem olacak! Peki, madem ki şikayetçi değilsin... madem ki şaka yapıyoruz diyorsun, mesele kalmadı! Bir saat sonra Osman'ı bırakırız! Buldum abi! Size benzeyen Osman isminde biri varmış! Kuştepe'de Esenler Mahallesi'nde Hamza'nın kahvesine takılıyormuş! Şimdi seni mahvettim Osman! Siz burada kalın! Bu işi tek başıma halledeceğim! Herkesin gözü önünde Osman denilen ergelenin her tarafını kırıp... kemik yığını haline getirmezsem bana da ayı Hamza demesinler! 100 sene, 1000 sene hapis yatsam onun işini gene bitireceğim! Parçalayacağım namussuzum! Geberteceğim! Muharrem amca, Muharrem amca! Osman abi, Osman abi geliyor! Gel bakalım. Şimdi canını okudum senin. Ha ha ha!
Osman diye biri varmış, nerede? Nerede olan Osman? Karşımızda ya! İşte şey yani, demek istedim ki burada şeyde, orada... Kekeleme, söyle nerede? Hapiste! Şey yani, belki de film stüdyosundadır. Hangi stüdyoda? Saray Film, evet, Mecidiyeköy'de. Boka düşürdü beni! Ah, geberteceğim! Allah Allah! Ne oldu bu adama yahu? Osman hapise girince kafayı üşütmüş. Zavallıyı biz yaktık. Görünmez adam numarası, bak Osman'ı ne hale getirdi. Kendinin Osman olduğunu bile unutmuş, kendini arıyor garibim. Şimdi gideceksin, ne yapıp yapıp Osman'ı bulup getireceksin. Peki, tamam mı yavrum? Tamam. Hadi göreyim seni. Osman geldi efendim. Nerede? Osman! Osman nerede? Bırak şimdi şakayı canım! Ne şakası ya? Geç şöyle dur ha! Kımıldama başlıyoruz! Cemal Bey hazır mısın? Hazırım. Hah, şimdi saldıracaksın! Osman'ı bir güzel pataklayacaksın! Tamam mı? Tamam. Diyaloğu biliyor musun? Biliyorum. Aferin! Sen de hazır mısın? Hazırım hocam. Her şey hazır demek, çekebiliriz! Güzel! Sen de dayak yiyeceksin, unutma! Kamera! Demek benden haraç istiyorsun ha? Senin kafanı kıracağım. Ben senin kafanı kırayım da gör. Sen arıyorsun, Osman'ın jönü dövmesi var mı? Yok. Niye dövüyor adamı be? Stop, stop, stop! Ne yapıyorsun oğlum? Sen onu dövmeyeceksin, o seni dövecek. Dayak yemen için sana para veriyoruz burada. Alın paranızı. Bu hergeleyi çok beğendim, bir daha döveceğim. Osman nerede lan? Ne Osman'ı? Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? İki gün sonra gene geleceğim, Osman'ın yerini söylemezseniz hepinizi döveceğim. Ulan bu Osman'da iş var be! Abicim, bir çay yapayım mı? İstemez ulan! Muharrem amca, Muharrem amca! Osman abi geliyor! Bu Hamza ayısına? Aha! Sen dövdün ya! Sahi unuttum, amma da dövmüşüm ha! İyi misin, sıhhatte misin Osman? Demir gibi! Aklın yerinde mi, he? Taştı mı ki? Bize öyle geldi! Bir daha gelmesin! Ödendi mi ev borçları? He, ödendi mi? Çok para ister! Mühletimizde az kaldı! Gazinolara gider, gene para toplarız. Yaşlı olan Osman, verirler mi acaba? Gördün nasıl verdiler? Öyle. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. İki gün sonra gene geleceğim. Bu sefer iki misli olsun. Hadi gidelim arkadaşlar. Bıktım bu herife para vermekten. Telefon edip durumu bildireceğim Abbas'a. İki gün sonra gelip halletsin işlerini. Buyurun efendim. İki gün sonra geleceğim, iki misli isterim. Baş üstüne efendim. Hadi bak. Ulan Yiğit, haber vereyim de senin bacaklarını kırsınlar. Buyurun efendim.
İki gün sonra iki misli isterim. Hay hay efendim. Seyfi kurallarımızı çiğnedi. Bizim mıntıkalarımıza el attı. Eğer Seyfi'yi cezalandırmazsak daha da şımaracak. Daha da tecavüzler olacaktır. İki gün sonra araç almak için Rıfkı'nın dükkanına gelecek. Biz de orada olacağız. Onun kemiklerini öyle kıralım ki 5 sene kendine gelemesin. Yine mi benim namımı haraç almış? Yakalarsam kemiklerini kıracağım eşşol eşeğin. İki gün sonra Rıfkı'nın ve diğerlerinin dükkanlarına haraç almak için gelecekmiş. Biz de orada olacağız. Onu mahvedeceğiz. ...900 bin... ...1 milyon. Tamam. 1 milyon liramız oldu. İki gün sonra 3 milyon daha getireceğim. Oo. Eder 4 milyon. Daha ne kadar borcunuz var? Daha 15 milyon bulmamız lazım. Buluruz. Gazinoculardan parayı almaya gittiğimizde tamamını isteriz. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz Osman? Taksitle ödersiniz. Arkadaşlar ben gidiyorum. Yalnız kasayı hemen içeri götürün. Hamza ineğinin gözü kalıyor. Baksana nasıl bakıyor eşyol eşek. Baba baba aa. Hamza hadi eyvallah. Bu kereste de küsünce hiç konuşmuyor ya. Osman! Söyle Laleciğim. Abimi dövmüşsün doğru mu? Kafasını 5'e böldüm. Şimdi beni görünce saklanıyor. Paran da varmış. Vardı derneğe verdim. Ben ne olacağım peki? Başlık parasını verip beni almayacak mısın? Alacağım. Şu evleri bir kurtarayım sonra. Demek Osman yine para getirdi. Evet efendim. Ödeme gününe kadar parayı tamamlamış olacaklar. Al bakalım şunu. Merak etme. Paraları biraz daha biriksin. Onları ellerinden almanın çaresine bakarız. Sen para geldikçe haber ver. Başüstüne efendim. Alo. Burada. Sizi istiyorlar. Alo. Hamdi. Arsaları dediğin günde teslim etmezsen, ödeyeceğin tazminatın ne olduğunu bir hatırlatayım dedim sana. 10 gün mühletin kaldı. Ulan Osman Hergelesi, sana göstereceğim. Hamza! Bu gece bütün mahallenin parasını çal. Baş üstüne. Hamza evladım, sen artık benim oğlumsun. Bütün servetimi sana bağışlayabilirim. Al şu 10 bin lirayı güle güle harca. Sağ olun efendim, teşekkür ederim efendim. Açıldı efendim. Hamdi bey, bu hıyarı soyarak da yiyebilirsin, Osman. Aç hazırı! Ya şunu! Eyvah! İşte şimdi hapı yuttuk! Kasayı çalmışlar! Kasayı bak! Ulan ben size kaç defa dedim bu hıyar Osman'a hiçbir şey teslim edilmez diye! Ulan develer! Asıl hıyar hepinizsiniz! Ben kasada parayı bırakır mıyım? Parayı bankaya yatırdım. İşte defter. Bankaya yatırdın ha! Yaşa be! Kasayı kimin çaldığını biliyorum. Kim? Hamza hıyarı. Seyfi'ye öyle bir ders vereceğiz ki hayatı boyunca unutmayacak.
Öldürmek yok. Öldürürsen polis ensemize biner, bizim yaptığımızı anlar. Kemiklerini kırıp eline vereceğiz. Bizim ne olduğumuzu anlasın. Seyfi bizi karşısında görürse herhalde altına kaçırır. Siz burada kalın, etrafı kollayın. Patron! Patron, Seyfi geliyor! Güzel. Geleceği varsa göreceği de var. Toplandınız burada. Sana bizim mıntıkaya gelme demiştik. Geldin, cezanı çekeceksin. Bir dakika, beni dinleyin. Seni dinleyecek vaktimiz yok. Hadi çocuklar. Ah, dur, bak, kendinize gel. Alın götürün bunu. Bir daha da buralarda gözükmeyin. Adam herhalde hesabı görünce komaya girdi. İki senede kendine zor geliyor. Belki de geberir. Arkadaşlar çoğalmış. Ne duruyorsunuz? Hadi bakalım, verin paraları. Versenize ulan! Bir daha gelişte bunun iki mislini ister. Biraz önce komaya soktuk, hiçbir şey olmamış gibi geldi. Bu herif yedi canlı. Sanki biz bir şey yapmamışız gibi davrandı. Bir şeyler düşünüyor. Bizi yaşatmaz bu Seyfi. Bunun bir çaresine bakmalıyız. Evet, bakmalıyız. İçinde harbe başladı. Gaddarname ile anılan Seyfi, diğer mafya şeflerinin hücumuna uğradı. Osman'la Seyfi birbirine amma da benziyorlar. Demek beni döven Osman değil, Seyfi. Yedim ulan seni Osman! Ne sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi? Canın dayak mı istiyor gene? Evet, canım dayak yemek istiyor. Hadi döv bakalım, nasıl döveceksin? Ona uyma Osman, yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Doğru ama canı dayak istiyor. Boş ver Osman, Hamza'yı dövmeye değmez. Ulan Hamza, Osman seni çiğ köfte gibi yer ha. Yesin de görelim bakalım. Ha Osman, hadi be! Şunu ye de inek ne olduğunu anlasın senin. Tamam. Bir bok olmadı buna. İki tane daha patlat olur. Oh. Abim yine mi beni sana vermedi? Vermedi. Gene dövdü eşyalı eşek. Ama çocuklar ilk yardıma gelmedik mi? Öf. Biraz daha yatmalısın. Yürüyecek halin yok ki. Fena hırpaladılar seni canım. Şöyle. Kalktığımda hepsinin ağzına sıçacağım. Bizle beraber abi. Merak etme patron. Her şey düzelecek. Kimse yerinden kımıldamasın.
kımıldayacak halim mi var? Bunun işi tamam. Cesedi şehrin kenar mahallelerinden birinin arsasına bırakın. Başkaları öldürdü zannetsinler. Size gelince, sizler de iki gün içinde İstanbul'u terk edip gideceksiniz. Yoksa hepinizi bir kurşunla gebertirim. Yoksa sarhoş musun? Ne rolü be, geberiyorum. Ah, bana yardım et, yaralıyım. Ah, abim mi vurdu yoksa? Seni doktora götüreyim. Hayır, doktor istemez. Ah, bana yardım et. Ah, ederim tabii, polise haber verelim. Hayırmaz, polise de haber vermek yok, anladın mı? Anladım, abimi ele vermek istemiyorsun. Sen ne asil insansın Osman. Seni şimdi daha çok seviyorum, seni evine götüreyim. İşte geldik. Anahtar yine eski yerinde mi? Saksının altında değil mi Osman? Ne bileyim ben ya? Ah, hiç beni böyle azarlamazdın. Niye sinirlisin bu kadar? Ah. Oh. Demek beni bu hallere düşüren Ergele bu. Sen sayıklıyorsun, ateşin de var. Gel şuraya yat. Sana bir çorba yapayım. Hiçbir şeyin kalmaz. Kurşun sıyırmış. Bir haftaya kalmaz iyileşirim. Sakın kimseye bir şey söyleme. Ah, oh, söyler miyim hiç, sonra beni almazsın. Tevfi tam ölecek zamanı buldu. O yokken biz bir hiçiz. Biz memlekete gidersek ne bok yeriz. Ah ulan Seyfi, bir dirilip de karşımıza çıksan. Vay, dirilip çıktı bile. Şu karşıdan gelene baksana. Vallahi Seyfi bu. Ben her zaman derim, bu inek yedi canlı diye. Ne oluyor lan? Patron, demek ölmedin ha? Ne patronu, ben ne zaman öldüm? Aa, bırak şakayı patron, bizi tanımamazlıktan gelme. Sizi tanımıyorum tabii. Ben film çevirmeye gidiyorum. Sen her zaman film çevirirsin patron. Gel eve gidelim. Biraz dinlen, bizi o zaman tanırsın. Bırakın beni oğlum. Sizi tanımıyorum. Tamam, tamam. Stüdyoya geç kaldım. Bırakın lan. Bıraksana lan. Yılışlar, bırak. Ulan kim astı benim resmimi buraya? Demek adam akıllı meşhur olmuşum. Bana herkes derdi, Osman sen bir gün meşhur olup her duvara resmin asılacak diye. Bak asıldı. Sen misin Osman? Osman beğenmedin mi? Yok canım, beğendik. Tabii beğeneceksin. Osman kibar isim. Ama ben bu resmi ne zaman çektirdim ya? Ulan ben sigara da içmem. Bizim patrona benzeyen de aradığımız Osman bu hergele işte. Bu patron olmadığına göre hapı yuttuk demektir. Peki şimdi ne yapacağız? Ha? Memlekete mi döneceğiz yani? Hayır. Dönmeyeceğiz. Evet. Musallaha Seyfi'nin yerine geçirip öteki şeflerin karşısına çıkaracağız. Onlar ölü dirildi sanıp ödleri boklarına karışacak. Biz de parsayı toplayacağız. Plan iyi ama bu salağı nasıl kandıracağız? Bak nasıl kandıracağız gör. Arkadaş, bu senin resmin değil. Bu ikiz kardeşinin resmi. Benim ikiz kardeşim mi var? Annemiz babamız bir mi? Tabii bir.
Seni günlerce aradık. Kardeşin seni çok arattı ama bulamadık. Nerede kardeşim? Onu bir öpeyim bari. Dün öldü. Öldü mü? Trafik kazasında mı? Hayır. Kurşunla vurdular onu. Ölürken de kardeşim Osman'ı bulun, benim intikamımı alsın dedi. Seni görünce birden seni o zannettik. Hala onun öldüğüne alışamadık. Ne iyi adamdı. Kardeşimin intikamını alacağım. İşte böyle. Ah! Öldüreceğim herkesi. Vurma! Öldüreceğim. Nasıl, dünyada benden başka kimse kalmayacak. Ne yapıyorsun kardeşim? Bizi öldürmeyeceksin. Bak, kardeşini öldürenleri öldüreceksin. Herkesi öldüreceğim, herkesi. Ben anlamam. Tamam. Bırakın beni. Bana bak. Bırakın diyorum. Sakin. Kesin gürültüyü yahu. Alo. Bu akşam patronunuz Seyfi'nin ölümü şerefine bir yemek veriyoruz. Gitmeden bir uğrayın. Cebinize biraz harçlık koyalım. Bu akşam bakalım kim kimin cebine harçlık koyuyor. Bırakın beni! Bırakın beni! İyi ama ben nasıl intikam alacağım? İyi dövdüm ama değil mi? Arkadaşlar, bundan böyle İstanbul'un kralı bizleriz. Bardağımı Geberik Seyfi'nin şerefine kaldırıyorum. Burada olup da bizi görseydi ne derdi acaba? Zıkkım için develer derdim. Seyfi! Adamların ödü bokuna karıştı. Aman havanı bas Osman! Basamam! Niye? Hava basacağımı söyleseydiniz yanıma pompayı alırdı. Burasını Taksim elasına çevirdim. İnekler var mı ulan içip eğlenmek? Şimdi karşımda karşılıklı sıraya geçin. Sen hariç. Yürüyün lan, karşılıklı sıraya geçin dedim. Hop! Birbirinize tokat atın. Hızlı vurmayanı öldürürüm. Başlayın. Soyunup don atlet kalsın. Sokağa çıkıyoruz. Soyun lan!
Buradan Taksim'e kadar yarış yapacaksınız. Spor banka soymaktan daha iyidir. Hadi başlayın. Seyfi, mafyayı olimpiyatlara hazırlıyorum dedi. Aferin lan Osman, intikamımı alıyorsun. Yahu, Osman 10 gündür görünmüyor, hasta mı acaba? İster misin paraları alıp toz olsun? Zannetmem. Kaçacak olsa bize para vermezdi. Evine gidip bir bakalım, öğrenelim. Önce beni yine abimden isteyeceksin değil mi? Ulan Osman, amma da gerzek bir kıza sevdalanmışsın ha. Ne dedi? Bu İnek Osman kimse, başını yakmak için gidip abinden seni isteyeceğim. İnek Osman sensin ama. Evet, İnek Osman benim. Hem de eşek cinsinden. Osman, abim yine seni vurursa? Bu sefer vuramaz. Öyle bir şey yapmaya kalkarsa doğduğuna pişman ederim. Ne zaman istersin? Biraz daha iyileşeyim öyle. Ha, bir şey daha var. Nedir? 500 bin lira başlık parası bulamazsan, beni vermez. Abin sana 500 bin lira başlık parası mı istiyor? Evet, biliyorsun ya. Senin neden evde kaldığın anlaşıldı. Aa, evde kalacağım tabii. Başka kalacak yerim yok ki. Otelde kal. Gerekirse parayı da bulurum. Gidip sana tatlı yapayım. Aman, aman canım. Aman. Üf. Osman, senin de bu gerzek karıdan aşağı kalır yanın yok yani. Osman! Osman, evde misin? Kapı açık, gel. Osman, Osman çok şükür iyisin. Seni 10 gün göremeyince çok merak ettik. Niye gözükmedin? Biraz üşütmüştüm. Oğlum, sen doğuştan üşütüksün. Kesin lan, kes! Hadi bakayım, toz olun buradan. Osman, sen eskiden böyle değildin. Hiç kızmazdın. O Osmanken, şimdi ufak ufak kırın bakalım karşımdan. Kralım ama 3 gün sonra Hamdi'ye 15 milyon ödememiz lazım. Gerisini bulamazsan bizi evlerimizden atarlar. Sizin derdiniz beni değil, sizi alakadar eder. Hadi yaylanın bakalım. Hadi anam. Hadi canım. Hadi lan! Hadi! Yürü lan! Dayı! Hıyar herifler ya! Ulan Arap! Bu başımıza gelenler bizim salaklığımızdan. Şimdi ne bok yiyeceğiz? Bu salak parayı vermiyor. Alacağımızı da hiç zannetmiyorum. Filmlerde gangster rolü yapa yapa kabadayı oldu. Biraz üzerine varsak bizi kurşunlayacak. Arkadaşlar, şu resme bakın. Seyfi denilen hergele bizi dünyaya rezil etti. Ondan intikam alınmazsa insan içine girecek yüzümüz kalmaz. Yapılacak tek iş var, onu öldürmek. Daha evvel denedik, Seyfi'yi delik deşik ettik. Akşama gemi direği gibi karşımıza dimdik dikildi. Bu adamın kaç canlı olduğu belli değil. Haklısın. Yalnız bizzat biz öldürmeyeceğiz. Kiralık tutacağız. Hem de 2 tane. Daha garantili olsun diye. Beğendim. Planın güzel. Daha açık anlat. Nasıl ve nerede öldürmeyi tasarlıyorsun? 10 Nisan Seyfi'nin doğum günü. Büyük bir ziyafet düzenleyeceğiz. Ve onu, mesela seni davet etmek için Seyfi'ye göndereceğim. Muhakkak daveti kabul edecektir. Bilirsin Seyfi biraz yağcılıktan hoşlanır. Sen hemen şimdi Seyfi'ye gideceksin. Öbür gün 10 Nisan çünkü. Sana çok saygısızlık ettik. Madem ki 10 Nisan Seyfi abimizin doğum günü, bunu hep beraber kutlayalım. Seyfi abimize bir ziyafet çekelim. Masraflar bize ait olsun. Yiyelim, içelim, tekrar dost olalım. Ziyafette hindi de isterim. Salataya fazla tuz koymasınlar. Tatlılardan tel kadayıf olsun. Üzerine de bolca kaymak koysunlar. Her şey istediğin gibi olacak abimiz. Ne yapacağınızı anladınız. Seyfi'yi öldürdüğünüz takdirde 2 milyon alacaksınız. Seyfi muhakkak ölmeli. Eğer öldüremezseniz hiçbirimizi sağ bırakmaz. Kaderimiz sizin elinizde. Merak etmeyin, Seyfi'yi süzgeç gibi deleceğiz. Elimden hiç kimse kurtulamaz. Hoş geldiniz. Buyurun.
Seyfi abimizin şerefine bardağımı kaldırmadan önce ona doğum günü hediyesini vermekten şeref duyuyoruz. Getirin Seyfi abimizin hediyesini. Seyfi abimiz, sevgili abimiz, bizim için varlığı dünyalardan daha değerli olan biricik abimiz. Sana böyle bir hediye vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hepimiz candan ve gönülden doğum gününü kutlar, sana uzun ömürler vermesini Tanrı'dan dileriz. Bu hediyemizi kabul etmeni rica ederim. Arkadaşlarım adına. Kabul edilmiştir. Açın. Bunlar seni öldürtmek istediler patron. Öyle mi? Soyunun. Bu sefer İstanbul'u 3 kere turlayacaksınız. Her kilometrede bir birbirinizi döveceksiniz. Dövdükten sonra çay molası. Çaylar müesseseme ait. Hadi başlayın bakalım. Bunlar 10 kilometre sonra tıkanırlar. Evet öyle. Bugün ayın 10'u mu? 10'u. Eyvah! Bizimkilerin parayı yatırmaların son günü. Ne parası ya? Hiç bir şey anlamadım. Bu ya? Bugün son gün. Birazdan Hamdi gelip bizi sokağa atar. Gördünüz mü bu Osman ineğinin bize yaptığını? Kısmetten fazlası olmaz. Osman olmasaydı zaten para bulamayacaktık. Osman geliyor. Kardeşini istemeye geldim. Başlık parasını getirdin mi? 500 bin lirayı. Al. Kardeşinin başlık parası. Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu karıya 50 kağıt bile fazla. Şimdi senin ayağını kırayım da aklın başına gelsin. Hadi vur Osman abi! Osman'a kardeşini istiyorum. Vermezsen seni ikiye bölerim. Dur bölme. Verdim. Osman! Abin seni verdi. Sen ne erkekmişsin Osman! Öyleyimdir. Ben gidiyorum şimdi. Sen nikah hazırlıklarına başla. Aa, ya gelmezsen? Ben gelmeyeceğim ama öbür hıyar gelecek. Gitti inek. Yüzümüze bile bakmadı. Şimdi büsbütün altı yuttuk. Şimdi Osman ya, seni arıyoruz. Sana başrol verdik. Ne başrolü ya? Bırakın beni. Ne bırakması oğlum? Seni alıp götürmezsek patron bizi kovar. Hadi götürün çocuklar, götürün. Ya bırakın, ne patronu? Bak, bırak dedim ya. Yürü diyorum. Bıraksana be! Ne olacak halimiz şimdi? İşte Hamdi geliyor. Yandık. Size bir dakika müsaade. Parayı verin, yoksa derhal evlerinizi terk edin. Eğer güzellikle terk etmezseniz polise başvuracağım. Zamanınız işliyor.
Vaktiniz tamam. Parayı veren var mı? Var. Arkadaşlar parayı getirdim. Al şişko parayı. Ver bakalım bonoları. Arkadaşlar, evleri kurtardık. Şimdi bunun şerefine bunları dövün. Şişmanı paramparça ediyorlar. Osman, bütün mahalleli adına sana candan teşekkür ederim. Hepimizi kurtardın, sağ ol. Allah razı olsun senden. Bir şey değil Muharrem amca, al. Sağ ol. Harika! Tebrik ederim, tebrik ederim. Ben hayatımda bu kadar kabiliyetli oyuncu görmedim. Demek sana daha evvel imkan verseydik... ...kendini gösterecekmişsin Osman ya. Bana durmadan Osman deyip durma, döverim. Ha? Ben geldim. Merhaba arkadaşlar. Ulan sen Osman'sın. Seyf abi. Seyf abi sen ölmedin mi ya? Ölsem karşında olur muydum oğlum? Bana amma çok benziyorsun Osman. Hakikaten benziyorum. Sen misin Osman ben miyim? Biraz karıştırdım da. Oğlum seni ilk gören Osman değil Şaban zanneder. Sahi mi? Seyf abi seni bir öpeyim mi? Öp bakayım. Seyf abi, hakikaten sen benim abim misin? Bundan sonra sayılırım. Ben gidiyorum, başın sıkışınca bana gel. Başım küçükken bir kere pencereye sıkışmıştı. Bu sefer kapıya sıkışınca gelirim. Oldu. Benim yerime Osman devam etsin. Hayır dersen, döverim. Yok canım, hiç hayır der miyim? Hadi eyvallah. Güle güle, güle güle. Hadi canım. Seyf abim biraz salak yüzlü ama iyi adam. Hı hı. Ama sana çok benziyor. Hadi gel biz işimize bakalım, hadi. Kasma! Kasma ulan Ergele! Söyle ulan Ergele! Sen diye yine patronun karısını dövdün, bu sefer tam kovuldun. Bir gün asıl ben seni döveceğim. Ne? Allah'ın cezası! Dayak yiyeceğini anladı kaçtı inek. Osman! Başın sıkıştı galiba. Sıkıştıysa gel benimle. Yo, sıkışmadı. Elini şöyle yap. Oh! Sahiden sıkıştı.